Takk arabacılarım. Video sen canlarım bugün yanlışlıkla Kartus birincisi olan Janoski'nin dramını sizlere göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu benim TR'deki hesabım. Normalde TR'de oynamıyorum. West'teki hesapların hepsini kastık. Dedim ki benim TR'de oyuna başladığım account var. Oyuna başladığım hesaba gireyim. Hesabı master'a atayım. Ne yapayım, yayında içerik olur. TR'de millet söver. Komik komik garip garip şeyler olur diye düşündüm. Girdim. Öylesine karşıda kim var diye tıklayacaktım. Oyuna bakacaktım. Bir baktım Kars birincisi olmuşum. Ben de anlamadım. Hiç öyle bir kader, derdi vesaire yok. Fresh account diye bir şey değil. Öylesine rol oynarken Kars birincisi olmuşuz. Benim için önemli bir şey de değil bu. Tekrar söylüyorum, yani West'te challenger olmaktan daha değerli hiçbir şey yok. Yok şu birincisiyim, bu birincisiyim hikayesi de beni asla sarmıyor arkadaşlar. Şöyle kamerayı hemen bir saniye kaydırayım biraz. Aynen öyle. Yani bunu şov olsun diye, ya ben birinciyim, bilmem neyim, ben en iyi Kars'ım, bu yüzden en iyi Kars'ım gibi bir şey demiyorum. Oynadım, olmuş. Yani YouTube içeriği gibi düşünün. Umurumda değil. Yarın düşer, bugün kalkar. Bunun peşinde değilim yani. KDA ile olan bir şey bu normalde. Ama bizim normal oynayışımız demek ki öyle oluvermiş. Güzel olmuş. YouTube'a content oluverdi aynı zamanda. Bir de arkadaşlar, bu videoyu izliyorsanız tam şu anda Kick'te yayındayız demektir. Her gün yayındayım. Saat 3-4 sularında açıyorum genelde. Ayrıca ayın 24'ü ya da 25'inde yeni sezonun başladığı gün Sabaton'da olacağız. İlk günden Master olmaya çalışacağız. İkinci günden Grand Master, artık bilmiyorum. Her şey şans işi. Master olduktan sonra 8000'e Grand Master oluyorsun. Hesapların hepsini yaptık. Her şey yolunda. West'te yedek hesabımızda, ana hesabımızda her şeyimiz duruyor. Sadece yeni sezonun gelmesini bekliyoruz. Yeni sezonun başladığı gün Sabaton'da olacağız. Sabaton'u bilmeyenler için minik bir özet geçeyim. İlk yayınımız 24 saat olarak başlayacak. Mesela birisi abone olduğunda yayının süresi 2 saat uzayacak. Biri daha abone oldu, 2 saat daha uzayacak gibi gibi. Güzel bir content, belki haftalar sürer, belki aylar sürer, bilmiyorum. Önceki sabotonumuz 35 gün sürmüştü. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Ama güzel olacağına eminim. Ne kadar süreceğine emin olmasam da çok güzel bir içerik olacağına eminim. Sarıcak abi LoL'ün en güzel yanı, en güzel anları daha doğrusu sezonun başıdır. Klasik Metin 2'de yeni sunucu başladığında, LoL'de de yeni sezon başladığında o heyecan. Yani evde yalnız başına LoL oynayabilirsin, eyvallah. Arkada Janoski yaşarsın, muhabbet edersin. Dersin ki o Jano ilk 5 maçı attım, 3 win aldım, 2 lose aldım. Yok Jano 5 maçı da kaybettim, ne yapayım, mentalim gitti gibi bir. Ya bu sohbetleri çok seviyorum sezon başında. İnsanlar ne yaptığından bahsediyor, ben bir şeyler anlatıyorum. Çok güzel muhabbet dönüyor. Ve de sezon başı şimdi genelde insanlar duo'ya ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Duo ile oynamak çoğunlukla iyidir. Yani bir maç %50-50 ise duo ile oynamak %60 win yapar o maçı. En basit böyle diyeyim size. Sezon başında duo bulmak için de yayına gelip Kick'te Jano nereden doğabilirim dediğinizde ünlem DC yazın diyeceğim ben de size. Discord'umuzda duo bulma odamız var. Ki genelde şöyle bir olay var. Bizim izleyicilerimiz arkadaşlar ya LoL'den emekli, sırf muhabbetini izliyor, ya da harbi tryhard type olduğu için, yani gerçekten tam bir duo bulma Discord'u olabilir. Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten ona göre bir Discord. Öylesine oynayan sayısı, yani adam mesela gold ele olabilir, eyvallah, ama lig kasmak için oynuyordur mesela oyunu. Mentalite o, yani gold olup trolleyen adam değil de gerçekten elo kasmak isteyen adam var. Bu maçta bu arada bir Kha'Zix gösterecekmiş size arkadaşlar. Dün TR'de biraz Kha'Zix oynadım, aşırı sardı, çok güçlü. West'te de oynadık, yayında birkaç kişi önerdi, bir build bulduk. Aşırı keyifli, çok güzel. Onu gösterecektim. Bu hesapta Kha'Zix yokmuş maalesef. Yayında da bu videodayken de bu hesaba giresim geliyor. Yani konuşurken oyun hakkında çok düşünmek istemiyorum. Yani ya oyun hakkında çok düşünmemiz lazım, ya da güzel, tam ucundan öldü, çok tatlı oldu. Ya da tam tersi oyuna odaklanmamız gerekiyor. Yani YouTube videolarında yayından kesit olarak da atacağım arkadaşlar. Sabaton başlasın, direkt olarak West Hayırlı'da oynarken her maç zaten video content oluyor. Onlar da bir süre sonra sıkacak. Siz sıkıldığınızda ben araya anı vesaire serpiştiririm zaten. Sürekli tryhard tryhard da sizin için diyorum. Yorar. Yani YouTube'a giriyorsun, çok az konuşuyorum, ekrana böyle bakıyorum. O içerik bence çok keyifli değil. Ama yine de yapacağız. Yapmadığımız şey değil. Şunu aldık, bunu aldık, şöyle yaptık, böyle yaptık, çıktık. Bugün olarak hala arayıştayım. İki maç habaset alıyorum. İki maç siyah ateş meşalesi alıyorum. Hala kararlaştıramadım. Çok mutsuzum. Daha mutsuz olduğum bir şey de aslında bir sonraki videonun konusu, ama yine söyleyeyim ben. Arkadaşlar Kha'Zix tüm eşyalarının içinden geçmişler. Leander'i normalde 90 AP veriyor bildiğiniz gibi.
yeni sezonda 90 AP değil 70 AP verecek. Rezalet. Shadow Flame 10 AP'ye düştü. Rabadon 10 AP'ye düşüp aynı zamanda yüzdelik olarak 35 verirken AP'sinin %35'ini ekstra verirken %30'a düşürdüler. İçinden geçmişler arkadaşlar. Özellikle sanki Karthus eşyalarının içinden geçmişler gibi geldi. Ama Karthus'u bırakacağımız için de bir yandan da sanki vesile mi oldu bilmiyorum. Ama içinde de bir umut var. Abi şimdi böyle nöf attı ya bu adamlar. İçinden geçmişler oluyor bazı şampiyonların. Bunun bir şeyini de vermeleri lazım. Oğlum ne kadar güçlüsün lan Garen. Ne kadar, bir tane Doran kılıcım var, kesiyordun kanka beni. Yani bu kadar nerf attığınız sistemleri evet ama ekstrada sanki bence bir şeyler yapmaları gerekiyor gibi bir düşüncem var. Yani bu kadar AP'ye odaklanmaların sebebi neydi? Tüm AP şampiyon, yani şu belli itemleri alan tüm AP şampiyonları içinden geçmişler. Mahvetmişler. Berbat. Ne olur bilmiyorum. Acaba AP'ler yeni sezonda genel olarak güçlü mü olacak? Ne olacak? Neyin altyapısını hazırlamaya çalıştılar? Hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim Karthus'un eşyalarının keyifsiz olduğu. Yani Liandry'i çıkaracağız mesela bu ultten. Ama gün gelir Liandry çok güçlü hale gelmiş olur. 20 AP'sinin düşmesine rağmen alırız. Ama şu anki bakışta berbat. Aynı bu ulti kastığımızda eksi 150 AP'den bahsediyoruz arkadaşlar. 150 AP ne demek ya? Aynı bu ulti kasıyorsun. AP'nin 100-150 arası eksik. Rezalet. Daha kötüsü daha fazla para ödüyorsun. O ne alaka? Onu çözemedim. Hadi AP nerf'ü getirdin. İteme niye gold nerf'ü getiriyorsun? Yani hem AP'den düşmüş hem de gold'dan keyifsiz. Ama çözeceğiz. Yani şu ana kadar birkaç şampiyonu böyle sever gibi oldum. Eskiden aradığım şampiyonlar zaten birçoğu. Ama aradığım şey Karthus'un limitinde. Yani gerçekten oyunlara solo kerik koyacak. Bir zaman sonra early game gitti, ben bayılıyor, benim çar öldü gibi şeyler yaşamayacak şampiyonları seviyorum bildiğiniz gibi. Limit şampiyon. Kha'Zix'i şu ara güçlü diye alıyorum baştan başa. Genelde pike göre atmaya çalışıyorum. Hecarim güzel geldi. Hecarim biraz güzel. O da güzel skill bir çar. Solo 2 uçarı. Ama her koşulda güçlü olan bir şampiyon değil. O öyle minik bir sıkıntısı var. Yani biraz ayağın kaydığında toparlaması en azından benim için zor. Biraz daha ustalaşmamız gerekiyor. West Grandmaster Elo için konuşuyorum arkadaşlar bu arada. Ne alalım bu maç? Siyah Ateş Meşalesi alalım bir de. Yani şöyle yapmaya başladım belli maçlarda. Mesela bu maç karşıda Zayah var. Zayah'ın ultisi, Nocturne'un W'su, Garen'in W'su gibi şeyler olduğunda bir de bunda Zhonya bir de muhafızı var. Ha bahset almıyorum Siyah Ateş. Yani öyleli böyleli bir İkili build denemesi yapıyorum. Bir de ekstra bildiğiniz gibi söylemiştim zaten. Siyah Ateş'e de AP nerf'ü gelmiş. Allah kahretsin ki. O yüzden Habaset'e çok ellememişler. Habaset'in sadece bekleme süresinde ultideki bekleme süresi azalmasına dokunmamışlar. Normal 25 abilities mi ne veriyor ya? Nerede o? 20 abilities veriyor ya. Onu 10'a mı 15'e mi ne çekmişler? Yani çok dokunmamışlar Habaset'e. Yani Habaset ilk item olarak düşünülebilir. Yani bunları tartmaya başladım arkadaşlar. Yeni bu build'i biz bulacağız. Biz izleyeceğiz. Zamanında hep biz yaptık. Eskiler bilir. Exhaust'u çıkaran adamlardan biriyiz. Efendime söyleyeyim. Demonic diye bir item vardı. Uğursuz koruma mıydı? Türkçesini bilmiyor olabilirim. Uğursuz koruma olması lazım ama. Liandry uğursuz koruma. O dönem daha Gölge Alev çıkmamıştı. Gölge Alev'in çıkmasını istemiştik. Jungle support çoğu şampiyon shield veren, kalkan veren şampiyonlar oynuyordu o dönemde. Bir meta vardı. O metanın içinde de AP'ler bayılıyordu abi. Gerçekten ayakları kayıyordu. Tam da yılan dişinin çıktığı dönem. Abi yılan dişi çıkmış. AD'ler ne güzel kalkanlara tek atıyor. AP'ler bir şey yapamıyor. Özellikle Karthus. Yani ulti basıyoruz, adamlar bir kalkan basıyor, ulti boşa gidiyor gibi oluyordu. Abi çıkartın şu itemi, çıkartın şu itemi, çıkartın şu itemi, çıkartın şu itemi dedik. 6 ay ya da 1 yıl sonra Gölge Alevi geldi. Yine öyle bir şey istiyoruz. Nocturne'u da istiyoruz. Nocturne ne yapıyorsun? Nocturne gelmiyor. Buraya ne yapacağız? Ulti atalım. Muhafız devreye girdi sanki. Aynen. De bu adamlar bizle oynamayacak gibi. Gerek yok bizle oynamasına zaten. Aha. Beni görmedi diyenler. E
NPC Nocturne kardeşim. Adamsın. Adamsın Nocturne lol. Bot dikesi Drake'i almaya gerek var mı? Hadi almış olalım. Takım o jungle çok iyi oynuyor demiş olsun. Bir de Okyanus Ejderi çok iğrenç arkadaşlar. Kartussanız yani şu Ejderi için iki kere ölmeyi göze alın. Sırf almak için. Olay şu. Ulti basıyorsunuz. Adam o an hasar yemediği için Okyanus'un pasifi çalışıyor. Rastgele bir şekilde. Şunu alalım. Tam olarak yazısını okuyayım. Net bilgi vereyim. Öldük. İyi mi? İyi. Sorun yok abi. Olay şu. Her bir saniyede bir eksik canını %2. Eksik canının bile. O çok kötü. Eksik can. Yani canın ne kadar azsa o kadar çok yeniliyorsun. Kötü. Canı az diye ulti atıyorsun adama. Sallıyorum ultini. 250 vuracak. Ulti attığın an adamın canı tak diye bir anda artı veriyor. Ölmüyor ultine. Yani o yüzden o 13 ejderini almak Karthus'ta 2 ejder almaktan daha önemli. Kaç takıma göre de değişir ama önemini anlattığımı düşünüyorum. Durum bu arkadaşlar. Kars birinciliğine ulaştık. Eskiden olsa sevinirdi Janoski. Ama belli şeyleri yaşayıp yükselişi yaşadıktan sonra böyle şeyler keyif vermiyor. Belki insan için odak haz noktası olabilir. Ama insanlar bunu suistimal etti arkadaşlar. İnsanlar dediğim YouTuber'lar genel olarak. Şu birincisi oldum, bu birincisi oldum, takla birincisi oldum, cart birincisi, curt birincisi diye diye. Bronzdan hesap kasa kasa, KDA kasarak birinci oldular. Birinci olan adam, düşün dünya birincisisin. Ha dünya birincisiysen West'e bir en azından Grandmaster Changer kası ver diyorsun. Adam West Master Stack. Hikaye ona dönüyor. Yani değersizleştirmeselerdi bir anlamı olurdu. Ha sonra ne oldu? Şimdi YouTuber'lar bunu yaydı. Eyvallah güzel. Sonrası insanlar da bunu görmeye başladı. Ha böyle yapılıyormuş dedi. İyice el ayağa düştü. Bu arada YouTuber'lar deyip kimseye de satmıyorum. Genel toplam bir algı. Biz de birinci olarak çıktık piyasaya. Ama KDA kasarak vesaire birinci olmadık. Direkt normal birinciydik. Birinci olduk. Güzel. Burayı pushlayalım. Bu çocuklar herhalde kurçuklara girecek. Mi? Acaba? Oğlum Garen çok güzel ya. Jungle'da oynamayı düşünüyorum. Farm'ı da aldı. Cards oh diye. Katarina. Katarina iyisin ha. Çocuk iyi çetim. Ültekin karşıya mı geldi acaba? Şimdi ikinci item bunu aldığımızda Leander Shadow Flame çok güzel gidiyor. 3 AP'yiz. Adamlar MR kasar mı? Yani burada tamamen takıma karşı göre. Leander'i çok seviyorum ama çok Leander'lik bir takım yok gibi karşıda. Zhonya denemeye başladım. Direkt ikinci item Zhonya alıyorum. Leander'i almayacağım. İkinci item Zhonya alıyorum belli maçlarda sallıyorum. Zed Jungle, Mid Talon. Gibi gibi. Yani karşıda iki tane rest alacak şampiyon ya da nasıl söyleyeyim Pyke artı Samira botlane mesela ya da Viego jungle Katarina mid gibi zamanlarda ikinciden Zhonya almaya başladım. Şu an için doğru karar gibi geliyor ama değiştirebilirim. Yani günün sonunda arkadaşlar ben LoL'e yeni başlamış gibi düşünün beni. Yani bir yıldır aktif hiç oynamadım. Yeniden bir başlangıç, sıfırdan başlangıç gibi düşünün. Eski oyun zekası, oyun bilgisi sağ sol. Eyvallah ama oyun da çok değişmiş. Mekanikleri yeni yeni kazanmaya başladık. Çok daha iyisi de olacak. Biraz daha zamana ihtiyacım var. En azından itemler konusunda, kar sistemleri konusunda. Abi Nocturne sen bir gezmeyi sal kanka be. Neymiş bu çocuk böyle sabahtan beri... Gerçi ben mi onun peşindeyim ki? Galiba ben onun peşindeyim arkadaşlar. Çocuğa söyledik ama... Ayıp ettik herhalde biraz. Çok üzerine oynadık. Aha orada bir şey var. Kanka Garen. Garen Faker olmalı ya. Top lane main varsa sabah akşam Garen oynasın bence arkadaşlar. Şu an dünyanın en güçlü şampiyon olduğunu düşünüyorum top lane'de. Bayağı güçlü ve çok kolay. Yani bu build'i böyle mi bilmiyorum. Bu build hakkında bilgim yok. İtemleri yeni öğreniyorum. Öyle düşünün. Canlar benim seviyeyi şu anda. Evet Westmaster'ı hemen takla atıp kasıyoruz 2 günde ama. İtemleri bilmiyorum. İtkatsız Hydra'yı ilk defa satın aldım mesela. 2 gün önce ilk defa satın aldım İtkatsız Hydra'yı. Wukong oynadım. Kha'Zix oynadım. Çok da iyi gitti ikisine de.
Early game'de ilk base'de Tiamat alınca ormana iyi dönmeye başladı. İki şarjı normalde sorun yaşayan şampiyonlar. Öğreniyoruz. Öğreniyorum demekten de çekinmiyorum arkadaş. Öğreneceğiz. Evet. Yükseldik, düştük, kalktık bir şey ama öğreneceğiz abi. Öğrenmeye hayat boyu devam edeceğiz. Her şeyin bedeli var. Yayıncılığı bırakmasaydı Canos derler o zaman. Zamanında yayıncılığı bırakıp öğretmenliğe başladık. Bırakmasaydık şu an bambaşka seviyeydi. Bir de öğretmenliğe başladıktan sonra hep diyordum ben yayınlarda. Soruyorlardı Cano yayın dışı LoL oynuyor musun diye. Hep klasik. Yayın dışı LoL oynamam. Sıfır. Sıfır artı yani imkanı yok yayın dışı LoL oynamamın. Yeni ilk defa yayın dışı 1-2 oynatmaya başladım. Dün TR'de oynadım 1-2. Abi oyunu öğrenmek istiyorum. Oyunu çok iyi oynamak istiyorum. Eskisinden de iyi oynamaya çalışıyorum. Bol bol pratik yapmam lazım. Yeni sezonda birkaç gün kaldı. Arkasında kim var bunun ya? Kimse yok ki burada. Kanka Garam. Aa 1'e HP'ymiş adam. Maybet ya. Bak mesela konuşmayıp oyuna odaklansaydık o pozisyonları kaçırmazdık. Yani abartı bir şekilde muhabbet edince araya kaynıyor öyle şeyler. Darius kardeşimiz geldi. Direkt alalım. Adam arası point gitmesini alıyorum bu arada. Yani eskisinden daha iyi seviyede oynamak istediğim için bir bedel ödemem gerekiyor. O bedel ödemeye de hazırız arkadaşlar. Kanka çok güçlüsün ya Garen. Çok güçlüsün. Darius da çok güçsüz. O yüzden öyle oldu. İtem bitiyorsa muhteşem olacak. İtem bitmiyor. Karamür'ü satalım. Bunu alalım. Karamür perişan olmuş zaten. Karamür almış. Bir stack geziyoruz kanka. Rezalet. Aha Darius ilk kill'ini aldı. Helal olalım Darius. Tam burada bir double kill var gibi. Güzel. Bunu alıp oyunu yavaştan açabiliriz. Sorunlarınız varsa arkadaşlar her türlü yanıtlarım. Biraz da YouTube tayfa için konuşayım. Birkaç gündür video atmadım biliyorum. Kick'teki yayın saatine oturtmaya çalışıyorum. Biliyorum Sabaton'da bozacağız yayın saatini. Ama o güne kadar da yayın için hype yaratmamız lazım. Her gün orada yayınlaşıyorum. Gelirseniz memnun olurum. Tam şu anda da yayındayız hatta. Orayla uğraşıyorum. Buranın videoları iyi izleniyordu. Son iki video biraz trolledi gibi oldu. Son video çok güzeldi aslında. Yani Teoman anısı hayatımın en iyi 5 anısından birisidir muhabbet olarak. Harbi sağlam. Ama az tıklandı. Biraz daha farklı sunmak mı lazım, ne lazım bilmiyorum. Dursun. Dünyadaki herkes izlemesin daha iyi bizim için. Daha az daha az utanç içinde kalırız. Burayı ben oynamak istiyorum. Ha burada ben oynarım ya arkadaşlar burayı. Beyz atma. Beyz attı adamlar çöpe gitti bizim ulti. Ah, o kadar kötü oynadım ki. Bu maçı niye bu kadar kötü oynadım bilmiyorum arkadaşlar. Berbat oynadım ama. Rezalet oynadık. Maybet diyelim. Gerçekten kötü oynadım. Utandım şu an. Felaket utandım. On tilt oldum ya. Şu ölüşten sonra özellikle harbi tilt oldum. Neyse sıkıntı yok. Buradan Blue'ya doğru gidelim. Şöyle hemen bir kendimize gelelim. Silkin Canos'u ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun oğlum ya? Kendine gel. Sıcak diye mi oldu chat'im? Alanya'da havalar hala sıcak. Berbat 35 derece mi ne hava? Terliyoruz. Evin her odasında klima almak lazım Alanya'da. Onu öğrendim şu anda. Normalde hep bir odada kaldığımızdan ona alışığız. Şimdi evlenince yeni ev vesaire. Harbiden her odaya klima lazımmış. Mutfak dahil. Birazdan mantelatör açacağım. Ne oldu oğlum? Nefret mi ediyorsunuz benden? Sıkıntı yok ya oğlum. 40 dakika sürse de ben taşıyacağım maçı ya. Güzel kardeşim. Böyle hata yapar mıyız? 1-2 hata yaptık. Eyvallah. Adamsın takım. Janoski'yi taşıyın. Katerina penta attı. Buralara atmamız lazım arkadaşlar. Yani bir neşe oyunu kazanacağız. Kata bizden fed olmuş.
Biri gelir mi buraya? Katara'nın aslında var ya, Zonya'sı yok. Kesebiliriz ya. Vallahi kesebiliriz diye düşünüyorum. Kimse yok burada. Toptan pushlamaya devam. Sideline push Karthus yapıyoruz arkadaşlar. Dünyada ilk defa yapılan bir şey. Ama bizden başka yapan yok takımda. Map'e bakarsanız anlarsınız. Garen gelecek. İkinci kule Garen. Beni kesse ve ikinci kuleyi alsam worth mü? İyi para veriyor abi, alalım ya. Çok hızlı koşuyorlar ya. Abi çok hızlı koşuyorlar. Neyse, sıkıntı yok. Kule iyi para verdi. İtem olarak geliştik. Ne alalım peki? Bu arada arkadaşlar, Morello 2200 gold'dan 2850 mi oluyor? 750, 2950 gold oluyor. 750 gold nerf. Allah kahretsin. Hatta AP'si düşüyor muydu emin değilim. AP'si belki biraz düşüyor. 350 can mı ne geliyor? Yani ekstra can özelliği eklenip 750 gold nerf atıyorlar oğlum. Kafayı mı yediniz? Ne yaptınız kanka? Nasıl böyle bir karar alırsınız onu da anlamadım. Abi 750 gold ne demek? Agalar, bu çocuklar buradan oyunu bitirdi gibi ya. Beni bırak artık. Abi Q atamıyorum ki. Bir sabah beceriksizliği var bende. Ya günün ilk oyunu beceriksizliği. Ya bir mallık. 3 tane yumurta yedim, ondan mı oldu? Normalde her sabah 4 yumurta yerim. Bu sabah ilk defa 3 yumurta yedim. Çünkü 3 yumurta kalmış evde. Ondan mı böyle leş gibi oynuyorum? Sorunu da çözemedim. Kendime hiç yakıştıramadım. Bir de Karthus birinciliği carçurt diye video atıp da bu gameplay sarmadı. Ama hiç öyle şeyimiz yok. Nasıl diyeyim? Karthus öleceğim diye sıçtım. Bir şöyle bir tribimiz yok yani. Yok, bir daha video çekeyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Yani videoları tekte çekiyorum arkadaşlar. Bir video, konuşma. Evet, oyun arka planda dönüp duruyor. Hatta Teoman videosunda biri şey yazmış. Oğlum adam öyle bir anlattı ki 15 dakika sonra LoL oynadığımızı fark ettim. En son anı bitiyor. Normal muhabbete geçiyoruz. Orada fark etmiş. Çok güzel bir yorum. Çok iyi hissettirdi. Teşekkürler arkadaşlar. Bir de normalde bunu video konusu yapacağım. Ama spoiler vereyim. Yani 22 dakikadır video izleyen tayfa varsa, kemiğin ucu kadro. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Has kitle kemik kadro yani, bambaşka. Her zaman derim. Bir film teklifi aldım. Yani öyle özetleyeyim. Gerisini sonra konuşalım. Bir set olayları olacak. Zamanında gitmiştim zaten. Bir sonucu rolüm çıktı arkadaşlar. Yani bir yerde sonuculuk yapacağım. Filmi vesaire söylemeyeyim. Sete gittiğimde söyleyeyim direkt olarak. Öyle olsun istiyorum. Şu an net belli. Ama yani set anıları diye bir video atabilirim belki. Ya da film teklifi aldım deyip direkt bir konu hakkında da konuşabiliriz. Ama set anıları videosu gelir. Daha önce gittim. Gayet keyifliydi. Bir oteldeydi çekimler. Her şey dahil bir otel. Yedik içtik. 10 numaraydı. Keyif KK. Zaya ulti attı bu arada. Zuruş atsana adama. Oğlum biz vurma lan. Karma için düz vuruş atsana dedim arkadaşlar bu arada. Sonra Kayısa'ya düz vuruş atsana dedim. Onu çaktırmayın. Canım arkadaşlarım. Baron Nashor alalım mı? Şu Baron'a gidelim alalım abi. Şöyle güzel bir dille söyledik. Karma alalım dedi. Yoksa dinleyecekleri yok gibi arkadaşlar. Dinleyecekleri yok yani. Gidelim dümdüz. Oy oy. Sabahın ilk başı. Neyse, elleri ısıttım. Bu maçtan sonra yayına geçeceğim. Elleri ısıttık diyelim.
Bu arada Nocturne'ın tam 2 katı CS yapmışız. Tam 2 katı olması çok mal eder. 120'ye 240. Kanka, adamı niye buraya çektin? Baron alacağız dedik, herkes buraya geldi ya. Kanka, sen ne yapıyorsun? Morello, Morellonomicon Veigar. Morellonomicon Veigar. Tamam, canısı taşır, sıkıntı yok. Güzel fight, güzel fight. Vurduk, dövdük, vurduk. Charge'ut sağa sol. Ona da vurduk, nice. Ölün, sen de öl, nice. Taşıyacağım demiştim ama. Int dedik, int dedik. Baron al, Baron'a saldır, Baron'a dal. Kanka, Ali ata bak falan mı yazmam lazım anlamadım. Baron'a saldır, adamlar ping atıyor, Baron'a alamayız pingi ya. Kafayı yemişler. Almaları lazım çünkü Rabadon bitecek arkadaşlar. Çaktırmayın şimdi her şeyden öte. Rabadon'u bitireceğiz. AP 700'lere çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. 679 muydu? 693, nice. Bunu da aldık. 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Şimdi Void'i nereye koyacağız? Void. Void lazım. Void'in yanına. Allah, Leander'i alınmaz ya. Başka sadece Garen için Leander'e değmez gibi. Şimdi normalde taktiksel sağa sol yapmaları lazım. Yapıyorlardı oğlum. Helal lan size. Helal lan takım. Beni şaşırttın. Beni şaşırttınız yani. Herhalde Drake'i yine uzattık ya maçı. Bir fight daha taşıyacağız. Güzel bir Zonya ile Kata'yı baitleyebilirim. Nocturne'ı baitleyebilirim. Ölmeden dursunlar. Drake'i alalım. Sonra bir fight'a biter diye düşünüyorum. Eğer ağır kaybetmezsek. Neredeler? Veigar'a gitti diye düşünüyorum. Karma gitti. Karma niye orada? Soru işareti. Veigar ne yapıyorsun oğlum? Baitledi ama bilerek mi yaptı emin değilim. Helal oğlum Darius. Adamın attığı bariyere bakar mısın? Adamın attığı bariyere bak. Teleport var mı? Topa bir TP atsak. Teleport yok herhalde. NT değilim. Darius sen bunu kesersin. Karşı blue var mıdır? Şöyle baksak bir. Vallahi her şeyi varmış çocuğum oğlum. Ne yapıyorsun Nocturne sen ya? Arada bir orman dön kanka. Bota yürüyorsun. Bota gank atarken alıver 2 dakika işte jungle'ı. Void'in altını aldık. Güzel oldu bayağı. Gayet iyi oldu burası. Chat'ten nasıl sövüşüyorlar? Oğlum bayılıyorum bu server'a ya. Bayılıyorum bu server'a. Wave gelmiş. Çok az ulti attık gibi geldi ama maçta. Sağa sola şu an bir ultiyle oyun bitse keşke. Tamam kesinlikle Void'i alacağım. Void'i aldık. Bunu da aldık. 811 AP. Gayet iyi. Etiketsiz oyuna başlama yalnızlığı var üzerimde. Haydi bakalım. Adam 5-16 harbi. Ter akıyor alnından. Ama alan yasacağından kaynaklı ve mikrofona kötü ses gelmesin diye vantilatörü açmıyorum arkadaşlar. Değerinizi bilin. Ve sıcağı hiç sevmem. En sevdiğim 10 şeyden biri, 5 şeyden hatta 3 şeyden biri hayatta. Sıcak. Yani çöp kokusu bile daha iyi yani benim için. Çöp kokusuna katlanabilirim klimalı bir odada. Ama sıcağa katlanamam. Ne yapıyorsun lan? Kanka adam yapay zeka tarafından yönetiliyor gibi. Karthus'a dal desem yapay zekaya o da aynı şekilde dalardı muhtemelen.
Çekince öleceğim mi ben? Kes bunu. Tamam, bitirdik herhalde. Yalnız 5 kişiyi de biz mi kestik maçta? Galiba 5'ini de kestik. Hadi bitirin artık be. Oğlum 50 saniye verdi. Oho, 50 saniyede. 50 saniyede ne yapacağız oğlum? İlk defa bu kadar uzun geldi bu 50 saniye. 50 saniyede jungle clear atıyorum early game'de. Güzel zone ya. Adamlar asla FF vermiyor arkadaşlar. 908 AP'miz oldu bu arada. Şunu da alsak 950'lere çıkar. Helal olun takım. Darius yaparsan sen ya... Oy. Kankam Nocturne bayılttı. Nocturne bayılttı. Geçen bu arada bir şey fark ettim. Oyun sesleri, ben de normalde hep şarkı dinlediğimden çok az duyuyorum oyun seslerini. Dün bot lane'e gank atıyorum. Karşı takımda Lucian var. Karthus oynuyorum. Klasik. Bir anda benim Karthus Lucian'a laf attı. Yok işte Senna'yla buluşmaya mı götüreceğim seni dedi, bir şey dedi. Yani Lucian'a bir laf soktu. Onu bulabilirsem otomatik yaptı diye düşünüyorum. Yani Karthus kendi kendine konuştu. Ama bir CTRL 2 ile 3 ile 4 ile falan çalışıyorsa, onu bilen varsa bana bir öğretsin arkadaşlar. Karsun'un laf attığı şampiyonlar var biliyorum. Ama onu tuşla da ben laf atıyor hale getirebilir miyim? Siz anladınız benim demek istediğimi zaten. Yani bir tuşa basarak aynı komutu nasıl çalıştırabilirim? Onu soruyorum. Allah, cevabı bilen varsa çok kıyak geçer. Gel gel Kaysa gel. Gel gel bitecek gel. Abi gelin kanka şuraya, ne olur gelin, ağlayacağım şimdi ya. Veigar nerede? Onun çocuk AFK lan galiba. Hep'e bakmıyorum ama. Çünkü galiba AFK, o yüzden 4v5 bitmiyor oyun bir süredir. Hayatımızı kaybettik mi? Vallahi yaşıyoruz ya. Kanka kuleye vur. Kuleye vur. Allah, şimdi kendimi kulelerin altında öldürüp bir anda şey yapmak istiyorum aslında. Oyunu bitirmek istiyorum da bu çocuklar onu anlar mı? Bir yandan da onu düşünüyorum. Bu ne adamsın ya. Hadi oğlum. Bitirin şu oyunu. Hiç inanmasam da. Kaysa neredesin? Kaysa burada. Veigar. Ejder diyor Veigar. Ejder'e gel. Veigar, Ejder, Ejder'e gel. Acaba ne düşünüyor şu anda? Hani Ejder'e gel. Oğlum kimse kalmadı, herkes öldü, sen gelmedin için Ejder'e gel diyor bir de çocuk. Oğlum harbi alabileceğini falan mı düşünüyor acaba? Enteresan bir spesimen. Ayakkabıyı satsak, Morella alsam nasıl olur? İyi olur mu? Adamlarda çok MR yok, büyü nüfuzu gitti. Sonrasında Morella'yı satıp şey alırız. Para yetiyor diye aldım bu arada. Morella'yı satıp, Yanderalosa ne vurdun oğlum? Ultime Katarina düşüyor bu arada. Atalım, beklemeye gerek yok. Adamlara da bayağı vurmuşumdur. Muhafıza rağmen iyi vurmuşuz bak şuna. Kemik zırhı da var. Bunun W'su var zaten. Zaya. Lifesteal var. Kanka gel. Yürü artık. Kanka yürüyün. Vallahi sıkıldım ya. 35 dakika oynanacak bir oyun değil. Deping atıyorlar ya, ona bitiyorum kanka. Ayakkabı yok ki. Kanka ne olur batın bir de gel. Oyun bitti. Haritada kule yok. Ne olur gel. Ne olur gel kanka, botta wave var zaten yani. Yani inhibitörlü wave varken niye botu puşlamaya gidiyorsun? Gel bitsin oyun ya.
Anlamadım ki. Blaze atmam gerekecek. Neş almamız lazım şimdi boşuna. Öldük. Tamam kes bunu. Kimse yok ki arkasında. Tamam güzel. 2 ve 4 şu an. 2 ve 4 abi. Nice. Bunu satsak kaç para? Havaset alabiliyoruz. Havaset daha mı iyi peki? Eliander de geliyor. Ufuk getiren de geliyor. Bu da geliyor. Her şeyi alabiliriz ya. Ufuk getiren alalım. Birisi ufuk getiren deneyeceğini demişti. Eskiden ufuk getiren çalışmıyordu arkadaşlar Kartus'ta. Çalışmaya başlamış, değişmiş bir tık. Hadi bakalım hasar denemesi. Bir video çekelim ya. Ulti ile tek atma videosu. Yani bu maç olmaz muhtemelen karşı şampiyonları. Bir de late game oldu artık. Elder Melder olsa belki de. Tek atma videosu güzel olur. Yeni itemlerle çok kolay. Güzel ulti atalım. Destek ultisi anlamında. Kayısı öldüyse bir şey çıkmaz ama aynı zamanda. Evet. Veigar ilk defa LoL oynuyor bence. Helal. Tak. Yine oyun bitmedi arkadaşlar. 45 dakika bu oyunu oynayacağız hep birlikte. Sizler de çok sevdiğinize eminim. Bak 465 tek ultiyle hasar vermişiz. Bir de 3 kişiye ulti attık yanlış bilmiyorsam. Diğer ikisi yine ölüydü. Aslında bir de şey mi alsam lan? Dur ya. Madem şov yapıyoruz iyice yapalım. Takım enayi, ben de enayi gameplay yapacağım. Almıyorum lan Neş'i. Gerçi dur alalım, saçmalamayalım o kadar. Neş artı karışım. Oha lan. Oğlum bu videonun konusunu tek atma videosu mu yapsak? 36-40 dakika maç sürdü. Base atalım. 1126 AP'miz var arkadaşlar. Bir alev daha alsak 1200. Elder'la ultiye tek atarız bu arada şu anda. Şuna. Şunun şu can item itemi olmasa Liandris'i vesaire. Ona da belki tek atarız lan. Oğlum çok felaket bir şey şu anda oyun. Yani denemek istiyorum full can ulti basacak ama. Zaya. Şu damage'ine bak sadece. Ben ultiyi atıyorum arkadaşlar. Abi hepsini göstermişim normalde ulti sayesinde. Ufuk getiren itemi çalışınca. Ama Nocturne ulti attığı için enayi Nocturne gözükmedi. Bitti kanka değil mi oyun? Helal. Helal lan Darius. 0-10 oynuyordu. Bir anda oyunu kazandırdı adeta. Adamsın. Tamam. Güzel oldu şükür. Zonya basamadık standa. Canlar. 38 dakika sürmesi de beklemediğim bir maçtı bu arada. En azından ekranda win yazdı. Sizleri seviyorum. Şu anda yayındayız. kick.com/janosxt adresinde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kaydı kapattık canlarım.